X küçüktür y, küçüktür 0 olmak üzere kök içerisinde x kare eksi 2y x artı y kare artı mutlak değer içerisinde x artı y ifadesine eşit halinizdir. Burada ne esprisi var? Diyor ki karekök dışına eksi sayı çıkmayacak. Ona göre işlemini yap. Şimdi ne demiş? X ve y sıfırdan küçük. Sözel olarak yazarsak x ve y negatif sayılar. Şu neyin açılımıydı? X eksi y'nin parantez karesinin açılımıydı. Ben bunu silip yerine x eksi y'nin parantez karesi yazabilirim. Peki, şimdi bunun esprisi ne? Burada kare var, burada karekök. Hemen şöyle mi yapacağım? Bu kare, bu karekökü götürdüm. Muhtemelen öyle yapmayacağım. Zaten sorunun esprisi o. Neden öyle yapmayacağım? Şimdi bir tane örnek verelim. X sıfırdan, x y'den küçük, y de sıfırdan. Mesela y eksi 1 olsun, y de x de eksi 2 olsun. Şimdi şartları sağlıyor. Geldik buraya. Karekök içerisinde x eksi y'nin karesi var. Yerine koyalım. Eksi 2 eksi eksi 1. Ne oldu? Eksi 1 oldu. Eksi 1'in karesi karekök dışına eksi 1 olarak mı çıkar? Hayır, 1 olarak çıkar. Yani aslında x eksi y'nin karesi parantez dışına x eksi y olarak değil, y eksi x olarak çıkıyor. Çünkü x y'den küçük olduğu için x eksi y de negatif bir ifade. Negatif dışarıya çıkamayacağı için y eksi x olarak çıkarıyoruz. Bizden görmemizi istediği nokta bu. Yapmamızı istediği yanlış ise şu: sınavda aceleyle bunu yazdıktan sonra x eksi y'nin karesi, burada da karekök var, bu bunu götürür dememiz. Bunu yapmıyoruz. Mutlak değer sorularında özellikle dikkat ediyoruz buna. Çünkü mutlak değer sorusuna karekök sayı koyuyorsa muhtemelen bunu kullandıracaktır. Bu dışarıya y eksi x olarak çıktı. Bu genel bir kabul değil. Sadece burada negatif sayılardan dolayı y eksi x olarak çıktı. Artı dedi. X artı y'nin mutlak değeri. Peki bu nasıl çıkar? Şimdi mutlak değer konusunu anlatırken klasik şey denir. Artıya çevir. Ne olursa olsun artıya çevir. Aslında bu yanlış. Bunu ben YouTube kanalında 25 dakikada 3 altın kuralla mutlak değer videosunda anlattım. Tavsiye ederim. Uzun uzun anlattım orada bütün örneklerle. Burada biz x artı y'nin negatif olduğunu bildiğimiz için bir örnek verelim. Eksi 1 ile eksi 2 ise bu toplamı eksi 3 olur. Dışarıya eksi eksi 3 olduğu için artı 3 olarak çıkar. Dolayısıyla biz başına eksi koyarak çıkarıyoruz. Direkt artıya çeviriyoruz demiyoruz. Negatifse başına eksi koyuyoruz. Pozitifse direkt çıkarıyoruz. Peki ne çıkar dolayısıyla dışarıya? Eksi parantezinde x artı y olarak çıkar. Y eksi x, eksi x, eksi y. Y eksi y'yi götürdü. Eksi 2 kaldı. Cevabımız Denizli. Peki bu soruda nelere dikkat ettim? Dedim ki birincisi şu işlemi gördüğümde hemen şununla şunu götürtme. Önce bir bak içerideki ifade negatif mi pozitif mi? Birinci noktam buydu. İkinci noktam x artı y dışarıya mutlak değer çıkacağı zaman başına artı koyacak bir şey yok. Çünkü zaten burada bir eksi yok şu şekilde. Ama sayının kendisi eksi ise başına bir eksi de biz koyup onu artıya çevirerek çıkarıyoruz dışarıya. Şu cevabımızı sağlar. Yani bunun dışarıya eksi x artı y çıktığını görebiliriz. Deneyelim bir tane. Mesela eksi 2 olsun, eksi 3 olsun. Toplamı nedir? Eksi 2 artı eksi 3, eksi 5'tir. Başına bir eksi koyarsak artı olur, artı 5 çıkar. Buraya bakalım. Eksi 2 artı eksi 3. Yani şöyle yazabiliriz. Eksi 2 artı eksi 3. Eksi 5'tir. Bu eksiyle dışarıya artı çıkar. Tam da istediğimiz şey burada da aslında onu yazdık.